Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. bir Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kütür kütür tam kıvamında tam ölçülü alacalı domatesten turşu yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Bu turşuyu bir hafta içerisinde açıp tüketebilirsiniz. Kapaklarını açmadığınız sürece 2 yıl boyunca gönül rahatlığıyla güneş görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz çıtırlığından hiçbir şey kaybetmeyecek. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu turşu için 3 kilo alacalı olacak şekilde domatesleri pazardan aldım. Güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Domateslerin kök kısmını bıçağın uç kısmıyla alıyorum. Domateslerin kök kısmını aldıktan sonra bir parmak kalınlığında dairesel olacak şekilde kesiyorum. Böyle görüntüsü daha hoş oluyor. Sizler istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 3 kilo domatesin hepsini bu şekilde kök kısmını alıp birer parmak aralıklarla dairesel şekilde doğrayacağım. Bu tarifimde iki baş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soydum. Çok iri olan sarımsakları küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Böylelikle turşunun içerisine sarımsağın aroması daha güzel geçiyor. Doğramış olduğum sarımsakları kenara alıyorum. 1 litrelik kavanozlara turşuyu kuracağım. Bunun için her 1 litrelik kavanoz için 3 tane cin biberi kullanıyorum. Bu cin biberlerini daha önceden kurutmuştum. Sizler isterseniz taze cin biberi de kullanabilirsiniz. Kök kısmını temizliyorum. Böylelikle acısı daha güzel çıkıyor. Malzemelerimizin hepsini hazırladık. 1 litrelik kavanozu güzelce yıkadım ve tamamen kuruladım. Taban kısmına birkaç tane sarımsak koyuyorum. 1 adet de cin biberi ekliyorum. Doğramış olduğum domateslerden istifleyerek şişenin taban kısmına güzelce diziyorum. Gerişi güzel atmayın. Bu şekilde dizerseniz daha fazla domates sığdırmış olursunuz. Biraz alacalı domates, biraz göğü domates, biraz da hafif kızarmış olan domateslerin hepsini kavanozların yarısına gelinceye kadar diziyorum. Kavanozun yarısına geldikten sonra birkaç tane tekrar sarımsak koyuyorum. Bir adet de cin biberini ekliyorum. Daha sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar domateslerden koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalında birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozun ince kısmına kadar domateslerden koyduktan sonra tekrar birkaç tane sarımsak, bir adet de çim biberinden ekleyip kavanozu kenara alıyorum. Domateslerin hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Bu turşuyu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kullandığım ölçüler tam ölçülüdür ve tam kıvamında turşular oluyor. Yapmış olduğum bu teknikle gerçekten kurmuş olduğunuz turşularınız kesinlikle yumuşamıyor, erimiyor. Kapağını açmadığınız sürece 2 yıl boyunca da gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Kavanozun taban kısmına birkaç tane sarımsak bir adet cin biberi ekliyorum. Yarısına gelinceye kadar domateslerle dolduruyorum. Yarısına geldikten sonra tekrar birkaç tane sarımsak, 1 adet de cin biberi ekleyerek ince kısmına kadar domateslerle dolduruyorum. Son olarak üstüne tekrar birkaç tane sarımsak, 1 adet cin biberini alarak kenara koyuyorum. Domateslerin hepsiyle 5 tane 1 litrelik kavanozu doldurdum. Her 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzundan ekliyorum. Kesinlikle her zaman söylüyorum. Turşularınızı yaparken ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Aksi halde turşularınızda erime olur. Her 1 litrelik kavanoz için 1 tatlı kaşığı toz şekerini koyuyorum. Böylelikle içerisindeki aseti dengelemiş oluyoruz. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. İsterseniz bu aşamada 1 dilim limonu da ekleyebilirsiniz. Bu arada turşularımızda kaynar su kullanacağız. Bu yüzden ocağımıza suyumuzu koyduk, fokur fokur kaynatıyoruz. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Bu aşamada isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her iki sirkeyle de çok lezzetli turşu elde ediyoruz. Kullandığım bütün malzemelerin hepsi bunlar. Yine de açıklama kısmında bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Son olarak fokur fokur kaynamış olan suyumuzu kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyoruz. Turşularımda kesinlikle kaynar su kullandığım için erime olur diye düşünmeyin. Aksine bir haftada bu turşular oluyor. Gerçekten kütür kütür çok lezzetli oluyor. Tezgahın üstüne kavanozları birkaç kere vurarak içerisinde oluşabilecek hava kabarcıklarının tamamen çıkmasını sağlıyorum. Kaşık yardımıyla üzerine biraz bastırıyorum. Daha sonra oluşan boşluğu tekrar kaynar suyla dolduruyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Kavanoz kapaklarını kaynar suyla beklettim ve güzelce kuruladım. Bütün malzemeler birbirine geçsin diye kavanozları sağa sola sallıyorum. Daha sonra hepsini bir araya getiriyorum, üzerine kapatarak bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kavanozların üzerine açıyorum. Bir hafta sonra bu turşuları açacağız ve sizlere iç dokusunu göstereceğim. Bir haftanın sonunda turşularımız oldu. Bütün kavanozların kapakları da içeriye doğru çökmüş, vakumlanmış. Bir tanesinin havasını alarak sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Suyu hala berrak ve kesinlikle bu berraklık geçmiyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu turşuyu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam ölçülü ve tam kıvamında oluyor. Kütür kütür gerçekten çok lezzetli tadına doyamayacağınız domates turşumuzu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.